اللهم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. اللهم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين. يا ربي يا رب العالمين. Yeryüzünün, gökyüzünün ve ikisinin arasındaki Rabbim Allah'ım. Bizlere merhamet eyle. Bizlere yardım eyle. Bizlere feraset ihsan eyle. Ümmet-i Muhammed'i ittihad içerisinde yaşamayı nasip eyle. Ya Rabbi bizi nefsimize bırakma. Bir an olsun. Bizi Kur'ansız bırakma Allah'ım. Yakın zamanda çevremizde Suriye'de, Irak'ta ve diğer yerlerde. En son şu anda yaşadığımız alanlarda, Diyarbakır'da ve diğer yerlerde yaşanan olaylarda bizlere yardım eyle ya Rabbi. Müslümanları yalnız bırakma Allah'ım. Bizlere feraset ihsan eyle. Hakkı görmeyi, doğruyu bulmayı, doğruyu görmeyi, doğruyu yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Bizlere doğru yolda yürümeyi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olmayı nasip eyle. Şurada yaşanan olayların bir an önce sönmesi için bizlere yardım eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Her gün, her sabah, her sabah namazında bizleri bir arada bulundurmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle hatırımı gösteren bütün sadakat etkilerinden ve üyelerinden Allah razı olsun. İbdiye kader olarak bütün üyelerimizle beraber gönüllü olarak bu yardım kampanyasına katılmış bulunuyoruz. Ve katılım gösteren bütün sadakalarını Allah hayırlarına kabul etsin. Bir an önce mazlum halkımızı zalimlerin zulmünden muhafaza etsin. Onları bir an önce özgürlüklerine kavuştursun. Ve bu zulmün sona ermesi için duaya katılan bütün Müslümanlardan Allah razı olsun. Bizim buradaki toplanma sebebimiz ülkemizde ve memleketimizde yaşanan sıkıntılardan dolayı Müslümanların da kendi ellerinden geleni gayreti göstermeler lazım. Bu noktada biz Siverek'teki sivil STK temsilcileri olarak hem yardım noktasında hem dua noktasında elimizden gelen gayreti, elimizden gelen çabayı sarf etmeye çalışıyoruz. Bu noktada tabii ki Rabbimize sığınıyoruz. Bu memlekette, bu toplumda yaşanan sıkıntıların bize göre biraz da İslami bir yaşantıdan uzaklaşmamızın sebebidir. Keşke hani bu sıkıntıların yaşanmaması, keşke bu noktada ittifakımız, birliğimiz, dirliğimiz aynı noktada ola. Ama inşallah Rabbimizden temennimiz, niyazımız bu sıkıntının, bu problemlerin en kısa bir zamanda hayra vesile olmasını, en kısa bir zamanda bunun izale olmasıdır. Yetkililerden ve diğer taraftan bunu talep ediyoruz, bunu istiyoruz. Bölgede
yaşanan olayların bir an önce bitmesini istiyoruz. Rabbim inşallah kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Kardeş olarak yaşamayı nasip etsin. Biz bunu istiyoruz. Bugün yaşananların gerçekten hoş olmadığını, acı olduğunu, yıpratıcı olduğunu düşünüyoruz. Rabbim yaşatmasın. En kısa sürede barış içerisinde yaşamayı nasip etsin inşallah tüm Müslümanlar. Biz Siverek'teki İslami STK'lar, İslami camialar olarak gönüldaşlarımızla birlikte özellikle Diyarbakır Sur'da yaşanan olaylarda mağdur olan halka destek amaçlı bir program düzenlemiştik zaten. Bir yardım kampanyamız vardı bizim. Bu yardım kampanyası çerçevesinde yaklaşık bir haftadan beridir bir takım organizasyonlar yapıyoruz. Sağ olsun halkımız bu konuda bize destek oluyor. Kampanyamız iyi gidiyor. Kampanyaya bir de Rabbimize dua ederek devam etmek istedik. Bu çerçevede platform olarak karar verdik. Bu sabah Ulu Cami'de bir araya geldik. Hep birlikte Rabbimize dua ettik. Hem bizim yaşadığımız bölgede, hem ümmetin yaşadığı diğer coğrafyalarda akan kanın bir an önce durması, Rabbimizden bize bir selamet inmesi açısından Allah-u Teala'ya dualarımızı arz ettik. Kendisinden talep ettik. Rabbimiz inşallah bu sabah buraya gelerek kendisine ellerini açan bütün samimi kullarının dualarını kabul eder diye temenni ediyorum. Bugün burada özellikle Sur ve bölgemizde yaşanan çatışmaların, ölümlerin durması adına bir dua programı düzenledik. Daha önce bir yardım programı düzenlenmişti ki hala devam ediyor. Siverek'teki STK'larla birlikte. Bugün de biz şuna inanıyoruz. Yani en müminin en büyük silahının dua olduğuna inanıyoruz. Rabbimizin emirlerini biliyoruz. Bu yöndeki emirlerini biliyoruz. Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Dua edin, karşılık vereyim. Biz de Rabbimize sığınmak ki sabah namazında yapılan duaların makbuliyetini de biliyoruz. Bu konuda dostlarımızı, çevremizi çağırdık. Ümidimiz odur ki bu gelen arkadaşlarımızdan birinin bile duası makbul olursa, kabul edilirse ki ona inanıyoruz, gönülden inanıyoruz. Bu kanın, gözyaşının İslam coğrafyasındaki, ümmet coğrafyasındaki kanın durmasına bir vesile olacağına biz inandık ve böyle bir etkinlik düzenlendi. Ben katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum, arkadaşlarımıza ve bunun bir an önce bu kan ve gözyaşının durmasına vesile olacağını Rabbimden temenni ediyorum. Allah razı olsun.